Ellerinizde değil, içinizdeki öldürme hırsıyla vuracaksınız. O zaman en sert cisimleri bile kağıt gibi kesersiniz. Ellerinizi değil, içinizdeki yok etme isteğini kullanın. Düşmanı şaşırtın. Bir eliniz anında birkaç hedefe ulaşabilmeli. İşte şimdi bunu deneyeceğiz. Beşok bile insanı öldüremez. Oysa bir kibrit çöpü ruhunuz ve içten gelen savaşçı gücünüzle atmasını bilirseniz en sert cisme bile girer. Bu gece ay doğarken yarasalar, ninjalar yeniden canlanacak. Ölülerimiz toprağın altından çıkacak. Düşmanlarımız korkudan çıldıracak. Çığlık ve feryatlar dünyayı saracak. Ölüm savaşçısı bunları duyacak, buraya gelecek. Ve sonsuz savaş başlayacak. İntikam savaşı!
Operasyona hazırız efendim. Nihayet kıstırdık efendim. Depo sarıldı. İçeri girmek için emirlerinizi bekliyoruz. Biz de içeri girip kalanları toplayalım. Kötülük vuruşu karşısında en sert cisimler, özellikle düşmanlarınız dayanamaz. Şimdi gösterin kendinizi. Savaşta bir kum tanesini bile düşmanı yok edecek bir silah olarak kullanmasını bilin. İçinizin enerjisini herhangi bir eşyaya aktarmasını mutlaka öğrenin. Dünyadaki her eşya sizin için bir silah olmalı. Bunu sakın unutmayın. Bizim dostumuzdur. Gözleriniz görmüyorsa kulaklarınız göz olsun. Ayak sesi,
Atılan yumruğun. Havayı yırtarken çıkardığı sesi, topuk darbesini, sessiz kılıcın gelirken ince rüzgarını duymasını öğrenin. Sessizliğin sesini bile öğrenin. Ölüm savaşçısının yüreği titreyecek, sonunda gelecek ve ölecek. Dünyanın en usta cerrahlarından daha usta kesişler. Vücudu hareket ettiren sinir uçları felç olmuş. Doktor olmasam binlerce yıl eskilerden gelmiş bir sihirbaz diyebilirim. Böylesine akıllı katilin gayesiz gibi görünen cinayetleri bir planın parçaları olabilir. O doğunun binlerce yıllık öldürme tekniğine sahip. Onunla ancak bir Türk başa çıkabilir. Demek oluyor ki o Türk'ü çağırma... Sizleri korkunç avcılar yaptım. Onu, ölüm savaşçısını avlayacaksınız. Ona ölüm! Bana gülüyorsun değil mi? Ama seninle evlendikten sonra tabakları yıkayacağımı zannediyorsan aldanıyorsun. Hele bir evlenelim de görürüz. Seni seviyorum. Ben de çok çok seviyorum. Tabakları kurularsan daha çok severim. Z
Zeynep, ne oluyor? Geç yavrum. Sakin ol. Telefon. Heyecanlanmayı bırak artık. Ben telefona bakarım. Sen hiçbir şeye elini sürme. Alo, Komiser Murat. Sizi müdüriyetten istiyorlar. Hemen geliyorum efendim. Güçlü bir örgütümüz, gelişmiş silahlarımız var. Ben yıllardır bu işin içindeyim. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben ninjaları kendi metodumla yakalayacağım. Türk polisini çağırmanız büyük bir hata. Onların bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Bir yıldır cinayetleri önleyemiyoruz. Adamlar bizimle alay ediyorlar. Ninjaları sıkıştırdım. Onları ben yakalayacağım. Tekrar ediyorum, Türk polisi bize ayak bağı olmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Modern silahlarımızı kullanamıyoruz. Çünkü ninjaların yüzlerini bile göremiyoruz. O kadar büyütmeyin canım. Onlar hayalet değil. Hayaletten daha etkili, daha güçlü, daha öldürücü korku yaratıyor bu katiller. Keşke hayalet olsalardı. Biliyor musunuz, tek başına Türk polisi sizlerin bu kadar korktuğu canavarlara hiçbir şey yapamaz. Kan tahlillerinden ninjaların kürar adlı bir zehirle sinir sistemini felç ettiklerini tespit ettik. 2 yıl önce Almanya'da ninjalar korku ve dehşet saçtılar. Bunun üzerine Türk polisi Murat, o acımasız adamlara kendi silahlarıyla karşı koydu. Ve hepsini yok etti. Aynı silahlar. Çok saçma bir şey bu. Tahta kılıç ve yumrukla ninjalara karşı ne yapabilir? Türkler savaşçı bir millet. Hayaletler, katiller, görünmeyen insanlar. Saçma! Onları ben yakalayacağım. Türk polisine ihtiyacımız yok bizim. Çok üzgünüm. İstersen vazgeç, gitme. Hayır. Ben bir Türk polisiyim. Görevimi bırakmam. Kaçmam. Yılmam. Korkmam. Öleceksem şerefimle ölürüm. Bu görev aşkına sonsuz saygı duyuyorum. Gel seni bir öpeyim. Bu geçmişin sesi beni çağırıyor, gitmeliyim. Bu işin başında kim var? Ninja. Örgütlü, güçlü bir katil çetesi. Bir süre gitmem gerek. Peki, ya düğünümüz? Ben neyim? Bir polis. Ve bir polis asla kendine ait değildir. Hayatı bile. Seni mesleğinden kıskanıyorum. Kıskanma. Bütün Türkiye'de bugün sayın başkandan sokaktaki adama kadar bir sorumluluk düşmektedir. Hele polise. Şimdi beni anlıyor musun? Seni her zaman anladım. Ölüm geliyor. Ben sizleri ölümsüz yaptım. Gölgeleriniz ruhunuz olacak. Birimiz düşündük mü, hepimiz düşüneceğiz. Birimiz vurduk mu, hepimiz vuracağız. Birimiz yaşadık mı, hepimiz yaşayacağız. Birimiz öldük mü, hepimiz öleceğiz. Ninja savaşı istediğine göre cesaretle davranmak niyetinde. Sanmıyorum. O planı kurduğuna göre mutlaka bir numara çevirecektir. Nasıl? Neden tanıdıklarımı öldürmek istedi? Evet, hepsiyle aynı okulda karate çalışmışsınız. Tamam, Ninja onları seçti. Benim duygularımın alt üst olmasını, öfkeye kapılmamı istiyordu. Eğer biri bir ninja ile dövüşecekse, kafasında dövüşten başka bir şey olmamalı. Ve aylarca çalışıp kendini her şeyden uzaklaştırıp yalnızca bu savaş için hazır tutmalı. Onun arkadaşlarıma saldırıp öldürmek istemesi, savaş gücümü azaltmak istemesindendir. Ninja kendi hayatının devamı için benim kellemi istiyor. Sen Ninja'yı tanıyorsun değil mi? Evet.
Kore'de onun hayatını kurtarmıştım. Bir ninja için bundan daha aşağılatıcı bir şey olamaz. Yıllarca bu anı bekledi. Hoşça kal. Hepiniz şimdi tam bir savaşçı oldunuz. Bir işaretimle öleceksiniz. İradenizi, beyninizi, düşüncelerinizi benim irademe bağladım. Her parmağınızı öldürücü bir silah, her hareketinizi parçalayıcı bir güç gibi kullanacaksınız. İşaretli yerler, sinirlerin geçtiği yerler ölüm noktalarıdır. Buralara yapılacak en ufak darbe insanı öldürür. İşte böyle. Hamleleri bloke ederken kemiğimle sinirleri felç ettim. Hadi bakalım siz de devam edin. Bu gece karanlık korkunç bastıracak. Ama bizim ruhlarımız korku saçacak. Ölüm savaşçısının yüreği titreyecek. Bin yıllık kin bir mezar gibi açılıp onu topraklara gömecek. Kimsin sen? Türk polisi Murat. Bundan sonra benim emrimdesiniz. Yarın büromda sizi bekliyorum. Filmciler karateyi sirk eğlencesi haline soktular. Bu yüzden ciddiye alınmıyor. Karate yalnızca kaba güç vurmak değildir. Temeli insana dayanır. Vücudun güzel hareketleri içinde huzur ve dostluk aramaktır. Karate şiddet olmakla beraber bir spordan çok bir felsefedir. Müsabakada yenen de yenilen de saygıyla eğilir. Karate dostluğu yaratır. Türklerde kılıç öldürme aleti değildi. Savaşçının ruhu ve yüreğiydi. En tehlikesiz bir çocuk oyuncağı bile kötülerin elinde felaket saçabilir. Türkler keçeyle kılıç talimi yapar ve kılıcı istediği yerde durdururdu. Bu sizin barış vuruşunuzdu. Düşüncesi ve ruhu temiz olanlar bunu yapabilir. Ninjalar kötü olduğu için sizin barış vuruşunuza dayanamaz. Türkler silahı hep barış için kullandı. Çünkü hayata saygınız vardı. Bu yüzden sana yardım edeceğim. Görevini yapmayana hak etmem. Öleceksin. Götürün. Thank you.
Kimsin? Beni kurtardığın için sana teşekkür etmek istiyorum. Onlara nasıl katıldın? Önce sen cevap ver. Ormanı nasıl buldun? Eski hocam Fu'yu orayı biliyordu. Şimdi soruma cevap ver. Önce onlara inanıyordum. Sömürüldüğümüzü söylüyorlardı. Bizi, ezilmişleri kurtaracaklardı. Cennet vaat ettiler. Ama ölümler, şiddet... Şimdi anlıyorum ki yanılmışım. Onların tek silahı bu. Sizin gibi zavallıların beyinlerini yıkarlar, kullanırlar. Şiddete ölüme iterler. Aslında kendilerinden başkasını düşünmezler. Buna üzüldüm doğrusu. Her nedense çok geç aklınız başınıza geliyor. Sizi emirlerime karşı gelmekle suçluyorum. Kendi başınıza hareket edemezsiniz. Burada emirleri yalnız ve yalnız ben veririm. Eğer dinlemezseniz sizi tutuklarım. Ben ve teşkilatım her türlü önlemi aldık. Delice bir korku yarattılar. Halk, basın bu belanın bitmesini istiyor. Ninjaları normal bir insan gibi kabul edemeyiz. Meslektaşım doğru söylüyor. Biz plan kuruyoruz, onlar beklenmedik yerden çıkıp vurup kaçıyorlar. Bizi yanlış yola saptırmaya çalışmayın. Önce düşmanlarımızı tanımamız gerek. Ninjaların soyları binlerce yıl eskiye giden şerefli savaşçı samuraylara dayanır. Sonra onların hepsi ölür biter. Bu kez garip, esrarlı yerlerde katil ninjalar yetişir. Şeytani savaş teknikleri vardır. Basit bir kağıt, ellerinde öldürücü silah olur. İnsan iradesini zorlayıp günlerce nefessiz kalırlar. Kimyayı geliştirip büyüye çevirirler. Karanlıkta görmek için yıllarca ışıksız yerlerde otururlar. Gözleri kapalı dövüşebilmek için her türlü sesi binlerce kere dinlerler. Bir tür uyku haliyle geçici ölüm yaşar ve dirilirler. Fizikteki hız ve hareketi geliştirerek en ince kağıdı kılıç gibi kullanabilirler. Nesilden nesile çalışarak ellerini en öldürücü silah haline getirirler. Elleri bir tür kılıç haline gelir. Vücut vuruşu dedikleri bir teknikle insan kemiklerini kırarlar. Karate'de en ince tekniği öğreninceye kadar çalışırlar. İnsan vücudunun hassas yerlerini iyi bilirler. İşte düşmanlarımız bunlar. Peki ne yapmamızı istiyorsun? Aklımızı kullanıp birbirimize inanalım. Ben yalnız kendime inanırım. Merkezden Delta'ya, ninjalara baskın yapıldı. Onları kıstırdık. Ninjaların inine baskın yapan vurucu timlerimiz onları içeride kıstırdı. Bence bu imkansız. Delta bildiriyor. İçeridekiler imha edildi. Dışarıdakiler barikatları açıp zayiat vererek kaçmaya çalışıyorlar. Bana kalırsa ninjalar bir oyun oynuyorlar. Gidip görelim. Thank you.
Bir dakika, içeridekilerin tamamen öldüğüne emin misiniz? Adamlarım öldüler diyorsa, ölüdürler. Bakın, o gece sizi arabayla öldürmek istediler. Başaramadılar. Ama bu defa sizi mutlaka öldürecekler. Saçmalıyorsun. Hepsi delik deşik edilmiş. Bu olamaz. Onları yığınla öldürmeniz imkansız. Bu bir tuzak. O gece bizi öldürmek istediler, sen kurtardın ha? Sen onlardan korkuyorsun. Bir tuzak olabilir. Önce ben gideyim. Göreve gelmen için çok çalıştım. Ninjalar olayı bütün gözleri üzerimize çekti. İtiraf etmeliyim ki basına, halka, üstlerine verecek iyi bir cevabın yok. Siz hemen cevap bulabiliyorsunuz efendim. Aslında onları yakalamamız an meselesi. Yalnız biraz zamana ihtiyacım var. Sizin basında çok dostlarınız var. Dediklerinizi yapacaklarına kalpten inanıyorum. Bu işi başarman şart. Kızım şefliği seni bekliyor. Ninjalar olayı çok büyütülüyor. Bizim teşkilatın gücüne ve dolayısıyla sizin desteğinize çok güveniyorum. O tarafı bana bırakın. Bu işleri iyi becerdiğimi bilirsiniz. Fakat yakın zamanda televizyon ve basına malzemeler vermemiz gerekiyor. Türk polisi sorun olur mu? Nasıl biri? Türkler fazla dürüst oluyor efendim. Bu ülkede para, siyasi güç, her şey elimde. Yapamayacağım hiçbir şey yok. Sayın Başkan'la bile istersem telefonu açar konuşurum. Birini istersem üne, paraya boğarım. Eğer birine kızarsam bir anda paçavraya döndürürüm. Bunları bana niye anlatıyorsun? İşte hakkında yazdığım rapor. Seni övdüm. İstediğim Türkiye'ye dönmen. Seni öldürmek için ninjalar bekliyor. Daha önce de denediler. Ben hepsini yakaladım. Benim gücüm sonsuzdur. Yakaladıkların ninja değildi. Kimse bana erişemez. Ninjanın sana erişmesi için en az 1000 türlü yolu var. Kendini önemli bir adam gibi göstermek için durmadan yalan söylüyorsun. Dönüş biletin alındı. Buradan gideceğimi kim söyledi sana? Gideceksin dostum, gideceksin. Aksi halde hakkında öyle bir rapor yazarım ki polislik hayatın biter. Görevim bitmeden bir yere gitmem. Görüşürüz. Thank you.
Buraya nasıl geldin? Adresinizi bir müşterek dostumuzdan aldım. Ne istiyorsun? Aranıza katılmak istiyorum. Kimsin? İşsiz, güçsüz biri. Para kazanmak istiyorum. Şöhretinizi duydum da. Marifetin nedir? Hiçbir şey bilmem. Ama aranızda çabuk öğrenirim. Bununla güreşebilir misin? Bilirim. Fazla dayanamazsın. Bir tonda sopa yersin, anladın mı? Nasıl? Aranıza katılabilir miyim dersiniz? Hadi şimdi defol, biz seni buluruz! Bu herifi gözüm tutmadı. Onu takip et! Sayın konuklarım, sayın basın üyeleri ve sayın televizyon elemanları, size iyi haberlerim var. Bir yıldır ülkeyi rahatsız eden ve nereden çıktıysa ninja denen bozgunculara ağır darbeler vurulmuştur. Örgütün elebaşları çalışkan ekibimiz tarafından tespit edilmiştir. Yakında hepsi ele geçecektir. Bu işin sonu gelmiştir. Türklerden neden yardım istediniz? Bu tür olaylarda yalnız bir ülke kendini düşünemez. Somut bir şey söyleyebilir misiniz? Gayet tabii. Son günlerde ninjalar iki baskın düzenlediler. Birinde bir ölüm taburu dedikleri çılgın bir grup arabayla emniyetin önemli elemanlarını öldürmek kastıyla arabayı üzerlerine sürdü. Fakat emniyet müdürü bizzat kendisi bu deli herifleri arabalarıyla birlikte ele geçirdi. İkinci baskında kurdukları tuzak fark edilip derhal tertibat alındı. Ve can kaybı olmadan operasyon başarıyla sonuçlandı. Emniyet müdürlüğünün Türk polisinin yetkilerini sınırlamak istediğini duyduk. Ne dersiniz? Biz demokratik bir ülkeyiz. İnsan haklarına saygılıyız. Beyler, toplantı bitmiştir. Davetimi kabul ettiğiniz için minnettarım. Davetinizden şeref duydum. Buyurun, oturun. Bir içki alır mısınız? Nasıl, alışabildiniz mi? Alıştım da başka şeyler alışamadım. Sigara içer misiniz? Çakmam da buralarda bir yerdeydi. Acaba nerede? Çok teşekkür ederim. Bakabilir miyim çakmanıza? Üzerinde Türk motifleri var. Sizde kalabilir. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Sizi anlıyorum dostum. 30 yıllık bu meslekteyim, bazı şeylere ben de alışamadım. Bizler her felaketi kullanmaya, ondan çok kendimizi düşünmeye bakıyoruz. Dünyada en değerli şeyin hayat olduğunu daha öğrenemedik dostum. Kaba güçten korkuyorsunuz. Ama onun dünyanın geleceği için büyük tehlike olduğunu fark etmemeye çalışıyorsunuz. Demokrasi, insan haklarına biz de sizler kadar saygılıyız ama şiddete taviz vermeyiz. Namuslu bir insan yalnız barış için savaşır. Türk milletini iyi tanırım. Ben yaşlı bir duygusalım. Her Türk gibi de romantiyim. Ben yarının dünyasında bütün milletlerin kardeşçe yaşayabileceğine inanıyorum. Doğmuş doğacak çocuklarımız için. Bunu yapmak o kadar kolay ki. Bizim gibi oturup konuşsalar. Evet.
Ölü de olsa ilk defa elimize bir ninja geçirdik. Onların insan olup olmadıklarını nihayet öğreneceğiz. Hemen otopsi yapacağım. Sonuçları size bildiririm. Otopsi ile kemik yapısı, sinir sistemini öğreneceğiz. Kan doku tahlilleri onun ne olduğunu meydana çıkaracak. Sonucu bir an önce öğrenmeliyiz. İçimde kötü bir his var. Bu işin başında ben duracağım efendim. Sizin ninjalara yaklaşmanızı istemiyorum. Ben onlardan korkmam. Biliyorum efendim. Gene de bu işi ben bitireceğim. Onu görebilirsin. Bir dakika. Durumu biliyorsun değil mi? Evet. İyi bir polisti. İyi bir insandı da. Tuzak şefe kurulmuştu zannedersem. Sen ne dersin? Evet ama dostum kendini feda etti. Bir şeyler sezmişti. İyiler aramızdan erken ayrılıyor. Ama hiç unutulmayacaklar. Evet dostum. Onsuz bu mesleğin tadı yok. Onu çok arayacağım. O amansız ninjayı 2 saat muayene ettim. Hiçbir hayat belirtisi yoktu. Tam bir ölüydü. Bir doktorum ama neredeyse ben de o şeytanların ölümsüz olduğuna inanacağım. Ninja da ölümlüdür sevgili doktor. Onlar da ölür. Ölümsüz olan bizim içerideki dostumuz. Gidelim. Ninja gerçekten canlı mıydı? Bir insan yıllarca çalışırsa uzun süre nefes almadan yaşayabilir. Bu bir tür kendini hipnotize etmektir. Kendime dikkat edeceğim dostum. Söz. Evet, onları yok edeceğim. Haklısın dostum. Onlar beni istiyor. Beni öldürmeyecek, sonsuza dek dayanılmaz acılarla kıvrandıracaklar.
Bakanlığın emriyle bu operasyonda tam yetkili benim artık. Şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Herkes planlarımın gerektirdiğini yapacak. Şimdiye kadar hep öyle oldu. Benimle konuşmanız yararsız. Siz bu görevden alındınız. Hiçbir teklifinizi kabul etmiyor. İstedikleri parayı verecek misiniz? Başka ne yapabilirim? Üstten sıkıştırılıyorum. Basın canıma okuyor. Sonuca gitmeliyim, sonuca. Eğer parayı verirseniz istedikleri olacak. Bu işin sonu yok. Tekrar söylüyorum, ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Parayı vermeyin. Ya Karlı'yı öldürürlerse? Parayı aldıktan sonra onu öldürmeyeceklerini nereden biliyorsun? Müsaadenizle yetkililerle paranın toplanması konusunu görüşeceğim. Motorize vurucu grup onlarla ilk konuşmayı yapmaya gitti zaten. Onları da öldürecekler. Thank you.
Antonella, neredesin? Ne kadar nasıl sağ kaldın? Onları iyi tanıyorum. Onlar hepimizin peşinde. Şu anda bile gözleniyoruz. Zayıf bir anımda beni yok edecekler. Son anı bekliyorum. O görünmez öldürücü katille karşılaşacağım. İşte o zaman ölümsüz savaş başlayacak. O beni bekliyor. Mutlaka birimiz ölecek. O ölürse tüm kötülükler bitecek. Ya sen ölürsen? Bana yolu göster. Onun ininin önünde motosikletli muhafızlar var. Önce onları geçeceğiz. Mağaranın önünde buluşalım.
Bırakın beni. Ne yapacaksınız bana? Beni nereye götürüyorsunuz? Bırakın. Ne olur yapmayın. Bırakın beni. İstediğiniz parayı vereceğim. Bırakın beni. Korkaklar, korkaklar! Hepinizi yok edeceğim. Hepinizi, hepinizi geberteceğim. Geberteceğim, geberteceğim! Antonella, sen Carlo'yu bul. Peki. What?
Oh!